Şimdi efendim şöyle, şimdi ben bunu eleştirdim o gün. Özer Sencar Hoca'nın Metropol'deki araştırması. Aslında o olumluymuş gibi söylüyor. AKP'ler %58'i demokratik layık bir Türkiye istiyor diyor. Türkiye genelde de %80'lere ulaşmış bu. Ben şunu düşünüyorum. Ben AK Partili izleyenlerimizin, vatandaşlarımızın da demokratik layık bir Türkiye istediklerini düşünüyorum. Yani yorumunuz nedir efendim bu konuda, olur mu? Ya şimdi demokratik Türkiye konusunda hiçbir vatandaşımızın en ufak şüphesi olamaz. Demokrasi konusunda Türkiye'de güçlü bir mutabakat var. Fakat bu laik kelimesinin zaman içerisinde o kadar dejenere olduğunu görüyoruz ki, o kadar aşındığını görüyoruz ki toplumumuzun bazı kesimlerinde bu laik kelimesiyle ilgili korkular var, endişeler var, yanlış algılar var. Onun için biz özgürlükçü laiklik diyoruz. Özgürlükçü laiklik. Yani devletin bütün vatandaşlarına eşit yakınlıkta olması, inanan ya da inanmayan, hangi dine mensup olursa olsun, hangi mezhebe mensup olursa olsun, İnançları doğrultusunda bütün vatandaşlarına eşit yakınlıkta olması devletin esas diyoruz. Bizim anladığımız laiklik anlayışı bu. Özgürlükçü laiklikten bahsediyoruz. Tamam. Dolayısıyla özgürlükçü laikliğin ne olduğunu şöyle bir insanlarımıza anlatabilsek, tam bir anlasalar, tamam, kavrasalar, bu %58 değil %95 olur. Ben ona eminim. Şudur yani. Çünkü değil mi efendim? AK Parti'ye oy veren vatandaşlarımızın da nasıl bir Türkiye'de yaşamak istediklerini biz gayet iyi biliyoruz. Ben de öyle düşünüyorum. Yani çünkü gayet temiz, tamam, duygularla ve güzel beklentilerle bir dönem AK Parti'ye destek vermiş olduklarını da biliyoruz. Ve o vatandaşlarımızın hedeflediği, o vatandaşların arzu ettiği biz Türkiye'yi şu anda inşa etmenin çabası içerisindeyiz. Şudur değil mi efendim, kabaca? Sizin dininiz size, benim dinim bana, onun inançsızlığı da ona. Herkes özgür. O kadar. Değil mi? O kadar. Yani İnanç hürriyeti, inandığı gibi yaşama hürriyeti. Hiç kimse zorlanamaz hiçbir şeye. Hiç kimse. Ve dinde de zorlanmıyor. İnançları doğrultusunda örgütlenme, ibadet hürriyeti, bunlar demokrasinin ve özgürlükçü laiklik ilkesinin zaten temelleri. Peki. Deva geliyor.